Efendim iyi akşamlar diliyorum. 11 Ağustos 2018 günlerden Cumartesi RT ana haber bülteni hafta sonu gündeminde karşınızdayız. Dün akşama gidelim. Atatürk Kültür Parkı yani Reklatör'de iki kişi arasında kavga çıktı. Bir kişi bıçaklanarak yaralandı. İşte detaylar. Ere ile Atatürk Kültür Parkı'nda dün akşam çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Çıkış sebebi bilinmeyen kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Adının VK olduğu öğrenilen kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken polis olay hakkında soruşturma başlattı. Koyuncu Hukuk Bürosu bugün Latif Dirik İş Merkezi'nin 4. katında yoğun bir katılım ile açıldı. Avukat Mithat Koyuncu katılan herkese teşekkür etti. Koyuncu Hukuk Bürosu bugün yeni yerinde açıldı. Latif Dirik İş Merkezi'nin 4. katında açılan büro yoğun ilgi gördü. Açılış törenine katılım yoğun oldu. Avukat Mithat Koyuncu, kurdele kesiminden önce yaptığı açıklamasında katılan herkese teşekkür ederek mesleğinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Okulun ortaya çıkış nüfusun artışı ekonomik açıdan gelişme ve merkezi birliklerin var olmasıyla birliktedir. Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından olan savunma sorumluluğu ile yükümlü avukatlık mesleği ilk defa 3 Nisan 1924 yılında çıkarılan 460 sayılı kanunla hukuk sistemimize girmiştir. Avukat bütün hukuki meselelerde başvurulara yazılı ve sözlü görüş bildiren, her türlü belgeyi düzenleyen ve mahkeme ve hakimler önünde gerçek ve tutarlı kişileri temsil eden kişilerdir. Avukat mazlumların için bir sığınaktır. Avukatlar adaletin yapıtaşlarındandır. İyi bir avukat adaletin yıldızlarındandır. Adil bir avukat karanlığa meydan okuyan güneşe benzer. Kurdele ise Belediye Başkan Yardımcısı Adem Erdal ve Milli Eğitim Müdürü İradet Genç kesti. Ardından katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. AK Parti seçim işlerinden Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun konuştu. Erken seçim iddialarını yanıtladı. Erken seçim kesinlikle yok dedi. Büyük şehrimizin bir parçası. AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını vurgulayarak, bunun yanında da 31 Mart 2019'da yapacağımız altını çizerek söylüyorum. Çünkü her gittiğim yerde bana seçim işleri başkanı olmam dolayısıyla yerel seçimler erkene alınacak mı diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında yapılacak. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz. Hazırlıklarına başlayacağız. Onun üzerine değerlendirmede bulunacağız diye konuştum. Bugün burada Halka Pınar. Belediye Başkanı Özkan Özgüven Gençlik Merkezi voleybol takımının sporcuları ve onların aileleriyle bir araya geldi. Yaptığı açıklamasında spora destek veriyoruz dedi. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Gençlik Merkezi Bayan Voleybol Takımı ile yemekte bir araya geldi. Sporun her türlüsünü destekliyoruz diyen Özgüven şunları ifade etti. Spora da ilgili bir halkımız var. Kesinlikle. Yani futbol olsun, voleybol noktasında olsun. Buraya gelmezden önce de akşam bir de ikincilikte voleybol, bayan voleybol takımımız var. Onlara da artık bir kol kanat germe misali, beraber onlara da destek olacağız. Kızlarımız aileleriyle birlikte akşam birlikte olduk, bir oturduk. Bir taraftan da futbolla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yine bir iş adamımız Bilgin Bey sağ olsun kulüp başkanlığını üstlendi. Yine Ereğli'mizin çok değerli hocalarından Himmet Hocam tekrar takımın başına rica ettik, bizi kırdı, kırmadı, geldi. Şimdi yeni transfer listelerini getirdiler. Ben özellikle hocaya da aynı şeyi söyledim. Yönetime de şunu söylüyorum. Bizim çocukluğumuzda ya da bizim gençliğimizde Ereğli Spor'un tribünleri dolardı, yine doluyor. Ama Ereğli'deki o 11 kişilik sahada olan futbolcuların yarıdan fazlası ya da 8-9 tanesi Ereğli olurdu. Ereğli'den böyle gençlerden futbolcuların yetişip takıma gelmesi noktasında özel çalışma istedim. Dışarıdan da oyuncular alıyoruz. Bu noktada inşallah
dolu düzgün bir bomba gibi bir takım oluşturuyorlar. İnşallah. Bu noktada inşallah şunu ifade etmem gerekiyor. Buyurun. Böyle kameralara bakarak, yani özellikle manevi destekle birlikte maddi destek istiyoruz. Hani bir belediye başkanı olarak bir iş adamımıza yani biraz böyle arayıp da işte şunu yapın bunu yapın demek çok benim şey yaptığım bir şey değil, yani bana uymaz. Ama bunları artık görelim, yani iş adamlarımızın birisi de bu Ereğli Spor'un durumu nedir? Şu da çam sakızı çoban armağanı bizden olsun ya da şu transferi de biz yapalım şeklinde bizi takip edenlere, izleyenlere, dostlarımıza bunu ilanen duyuruyoruz. Mahalle ziyaretleri kapsamında Başkan Özkan Özgüven'in bu seferki Durağı Toros Mahallesi TOKİ konutları oldu. Burada vatandaşlarla buluştu, belediye hizmetlerinden bahsetti. Bugün de bu samimi, sıcak ortam içerisinde sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu etti. Beraberimizde belediyemizin müdürleri, başkan yardımcıları, AK Parti ilçe başkan vekilimiz ve yardımcıları, mahalle sorumlularımız buraya geldik. Tabii ki TOKİ şöyle baktığımız zaman eski TOKİ'siyle, yeni TOKİ'siyle, şimdi yeni yapılacak üçüncü etabıyla aslında Ereğli'nin en büyük mahallesi olma durumuna geçmiş durumda. Biz bu anlamda hem Büyükşehir Belediyesi hem Ereğli Belediyesi olarak şu an itibariyle altyapıdan üst yapıya, bu anlamdaki kanalizasyondan yollara, çeşitli sosyal belediyeciliğe kadar önemli miktarda ve önemli ölçüde çalışmalar yaptık. Bunların parası eski ifadeyle 300 trilyon lira. Az önce çerçevesini çizdiğim 145 bin nüfusun, 87 mahallenin, geniş bir coğrafyada olan şehrin sorunlarının, ihtiyaçlarının bir anda sıfırlanması mümkün değil. Değerli hemşehrilerim, eğer bir şehirde, bir mahallede, bir semtte eğer ihtiyaç, hizmete talep yoksa orada mutlaka suretle bir anormallik vardır. Onun için ihtiyaçlar, hizmetler sınırsızdır. Çünkü Cenab-ı Allah bizleri fıtratında hep daha fazla talep noktasında öyle yaratmıştır. İnsanoğlu fıtratında da vardır. Hep daha fazlasını ister. Bu hepimizin bir özelliğidir. Az ya da çok hepimizde vardır. Şimdi Ereğli'de özellikle en iyi yaptığımız işlerden birisi, bunu sizlerle paylaşalım bir iki cümleyle. Ereğli'deki asbestli boruların %90'ını değiştirdik. Asbest neydi? Asbest kanserin ana sebebini oluşturan ve asbestli borulardan dolayı, asbest kullanımından dolayı kanserin çok olduğu bir ilçeyiz maalesef. Bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediye'mizle, KOSGİ ile birlikte Ereğli'mizdeki tüm boruları bu şekilde değiştirdik. Yeni depolar yaptık, yeni su hatları döşedik, yeni kanalizasyon hatları döşedik. Siz değerli hemşehrilerimizin daha da iyi bilmesi için Ereğli'deki bu anlamdaki belediyenin olduğu yeri bir merkez, çarşı olarak kabul ederseniz, bu anlamda Ereğli Belediyesi'ne 300 metre mesafedeki Cami Mahallesi'nde hiç kanalizasyon olmayan yer de vardı. Aksoy Pasajı'nın önündeki 1970'li yıllarda yapılan kanalizasyonun da artık çatlayıp tıkanıp binaların altına sızdığı bir ortam vardı. Hem hiç yapılmamış kanalizasyonu, hem yıllar önce yapılmış ama yenilenmemiş kanalizasyonla ilgili de çalışmaları yaptık. Göreve ilk geldiğim sırada 2014 yılının Temmuz ayı içerisinde özellikle hanım ablalarımızın Hacı Memiş'ten, 500 evlerden, Cahı'dan, kenardaki mahallelerden gelip başkanım bizim suyumuz akmıyor, çok affedersiniz ihtiyaçlarımızı bile gideremiyoruz bir tablo suyla karşı karşıyaydık. Zengen'den gelen yaklaşık 45 kişilik öğrenci grubu Ereğli Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Özkan Özgüven'le görüştü ve gün boyunca sinemaya gittiler, havuzda yüzdüler
bir günün tadını doyasıya çıkarttılar. İşte o renkli görüntüler. Bugün Ali hocamız sizi getirdi. Zengen Mahallesi'nden gelen 45 çocuk, Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e misafir oldular. Siz misafirimizsiniz. Bugün sizi ne yapıyoruz? Sinemaya götürüyoruz. Bugünün tadını çıkarın, tamam mı? Tamam, gez. Gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldılar. Sabahın ilk saatlerinde belediyeye gelen çocuklar daha sonra sinemaya, oyun salonuna ve yüzme havuzuna gittiler. Ayrıca çocuklara yemek ve dondurma ikramı da yapıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan zengin minikler Başkan Özgüven'e teşekkür etti. Diğer ayağına ben burada kızlara bakayım. Sırada Türkiye gündemi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye tweet'i attı. Nitelikli nüfusun iş gücüne katılımı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini tanıtırken Amerikan Başkan Donald Trump Türkiye ile ilgili mesajlar paylaştı. Trump'ın tweetler için Albayrak'ın konuşmasını beklemesi dikkat çekti. Yani Trump, Türkiye karşıtı emrini Amerika'da piyasalar açılmadan önce ve büyük ihtimalle ilk iş olarak verdi. Trump attığı Twitter mesajında Türk lirası çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim. Alüminyumda bu oran artık %20, çelikte de %50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil dedi. Amerikan hükümetinin aldığı gümrük tarifesi uygulaması 13 Ağustos'tan itibaren başlayacak. Rusya-Amerika ilişkileri iyice gerildi. Rus rublesi sert düşüş yaşadı. Salı günü 63,4 olan dolar ruble paritesi yaptırım kararı sonrası 66,7'ye yükseldi. Ruble Kasım 2016'dan bu yana en düşük düzeye geriledi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Amerika'nın Rus bankalarına veya döviz kuru işlemlerini sınırlamaya yönelik herhangi bir adımını ekonomik savaş ilanı olarak göreceklerini belirtti. Medvedev ayrıca ve bu savaşa ekonomik, siyasi olarak veya gerekirse başka yollarla karşılık verilmesi gerekli olur dedi. Ordu'da selin yaraları sarılıyor. Yaşanan olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da incelemek ve temaslarda bulunmak üzere şehre gitti ve her türlü zararın karşılanacağına dikkat çekti. Şimdi hedefimiz öncelikle hemen bana göre sağ taraftaki şu köprüyü bir an önce hemen ihalesini yapacağız. Ve hedefimiz yani bakan arkadaşımla filan da bunları konuştum. Karayolları yani ulaştırma altyapı ile birlikte bu köprüyü bir defa 3-4 ay içerisinde bunu bitirmek. Cumhurbaşkanı daha sonra Ünye ilçesinde halka hitap etti. Ya tehdit diliyle bu milleti asla yola getiremezsiniz. Siz NATO'daki bir stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz. Bu ülkenin 81 milyon insanı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul ediyoruz. Asla kabul ediyoruz. Dış politikada dost ülkeler, düşman ülkeler yoktur. Dış politikada ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerinde dış politikasını oluşturur. Ve siz daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Güçlü bir ekonomi oluşturamazsanız başka ülkelerin sömürdüğü ülkeler haline dönüşür.
Sahil şeridi kızıla boyandı. Kışlık odunlar ormandan değil, bu sefer denizden toplandı. İşte gördüğün gibi biz de ihtiyacımızı karşılamak için oduna geldik buraya. Kışlık yakacağımızı. Ordu Ünye'de yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinin üstünden çok değil birkaç gün geçti. Taşan nehirler ve heyelan önüne kattığı her şeyi denize topladı. Dev odun parçaları da bunlara dahil. Kışlık odun şimdi işte ne yapalım, odun da, ormanımız da yok. Ondan sonra mecbur bu pat pat çekiyoruz işte. Selzedeler de bu odunları toplamak için sahile akın etti. Sularla gelen odun parçaları birçok ailenin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamaya yetti. Eline testereyi alan işe koyuldu. Ancak kırçın dalgaların adresi olan sahillerde odun toplamak oldukça tehlikeli. Ordu sahilinde biriken kütükler toplandıktan sonra ağaç motorlarıyla kesilerek odun yapılıyor. Ardından hazırlanan bu odunlar araçlara yüklenerek evlerin yolu tutuluyor. Mutlu çocuklarıyla en iyiliği daha değerli. Hadi çocuklar, yaz panayırı çocuk atölyesi başlıyor. Zeka ve akıl oyunları, sosyal beceri, görsel sanatlar, hayata dair her şey atölyeleri, oyun ve sportif faaliyetler köşesiyle eğlence çocukları bekliyor. 1. Geleneksel Yaz Panayırı Çocuk Atölyesi 2 Temmuz 1 Eylül arası sabah 9'dan akşam 18'e kadar Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde. Tüm çocuklarımız davetlidir. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Belediyesi. Eva Pizza Cafe Bistro, İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 78 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 203 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Belediyesi. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 122 kilometre soğuk asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 412 kilometre soğuk asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Belediyesi. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben.
Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.